Cem Küçük FETÖ'nün en tepesindeki yolsuzluk FETÖ başı Fethullah Gülen'in yıllardır yanından ayırmadığı sır küpü Cevdet Türk yoluyla Gülen'in mollası Osman Şimşek yolsuzluk meselesi üzerinden karşı karşıya geldi. Türk yoluyla Şimşek arasındaki krizi gündeme getiren Zaman Gazetesi eski muhabiri Firari Ahmet Dönmez oldu. Diğer örgüt mensuplarına göre daha eleştirel bir tavır takınan Dönmez, FETÖ'nün 15 Temmuz'u bildiği ve rolü olduğunu söyledi. Zaten bilinen bir olgu ve içeriden de bunu tartışan çoktu. Ahmet Dönmez iki gün evvel Ahval'da yeni bir gerçeği faş etti. Cevdet Türk yolunun dibine kadar yolsuzluğa battığını ve milyon dolarlık serveti olduğunu da ifşa etti. Ahmet Dönmez örgütün bazı ülke yöneticilerinin Türk yolunun cemaat parasıyla servet sahibi olduğunu ve yardım paralarının nerede kullanıldığı konusundaki şüphelerini ele başına aktarmaya karar verdiklerini anlattı. FETÖ'nün 10 ayrı ülke temsilcisi yani imamı tarafından gönderildiği belirtilen mektup, Gülen'e mutlaka iletilmesi notuyla Molla Osman Şimşek'e ulaştırıldı. Şimşek'in bu mektubu önce örgüt içinde Ali Heyet diye bilinen üst istişare kuruluna sunduğu, Orada oy birliğiyle konunun Gülen'e iletilmesi kararının alındığı ancak heyet içinde yer alan bir diğer FETÖ firarisi Özcan'ın kararı Türk yoluna duyurunca planın bozulduğu bildirildi. Ayrıca Türk yolu ile kimsenin bilmediği derin ilişkileri olduğu dile getirilen Özcan'ın örgüt içinde istemedikleri gelişmeleri ve problemlerin Gülen'e aktarılmasını engellediği ve böylece örgütü kendi kurdukları ekiple kontrol altında tuttuğuna değinildi. Cevdet Türkyolu mektup yüzünden Osman Şimşek'i darbediyor. ediyor. Şimşek de kamp denilen FETÖ'nün de olduğu yere artık gidemez oluyor. Şimşek önce Amazon üzerinden kitap sattığını, sonra da bir hastanede imam ve ruhani rehber olarak çalışmaya başladığını aktardı. Örgüt içinde sıkıntıya sebep olan konu Cevdet Türk yolunun 30 milyon dolarlık servetinin olması ve terörist gülenin buna ses çıkarmaması. Dünyanın birçok yerindeki FETÖ'cüler hala bunlara himmet vermeye devam ediyor ve paralar belirli kişilere gidiyor. İşte FETÖ'nün gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Dinle alakaları olmadığı, dibine kadar yolsuzluğa battıkları görülmüş oldu. FETÖ nedir diyenler yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık demek olduğunu anladı.